Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Şimdi bugün bir Arapça mantık dersimizde daha birlikteyiz ve son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Hemen müsaadenizle ekran paylaşmak istiyorum. Onun üzerinden konuşalım. Malum olduğu üzere mantıkta kavramlar konusunda lafızları ele aldık. Lafızlarla ilgili bölümleri en son bir önceki videomuzda Nisebi Erba olarak son derece önemli kavramları ele aldığımız bölümde lafızları bitirdik. Bunların her diğerleri de kendileri de lafız olmakla birlikte beş tümel olarak mantığın en önemli konusuna geldik. Külliyat-ı Hamse'ye. Külliyat-ı Hamse'yi ele alacağız ve bu ve bundan sonraki derslerimiz artık doğrudan mantığın temel konularını alakadar eden kavramlar olduğu için siz değerli izleyenlerimizin ve sevgili öğrencilerimin bundan sonraki kavramları tıpkı öncekileri olduğu gibi dikkatlice dinlemeleri, özümsemeleri, mümkünse hafızalarında bu kavramları tutmalarını istirham edeceğim. Şimdi külliyat-ı hams konusu son derece önemli olduğu için ben doğrudan burada karşınıza ekranda görmüş olduğunuz metne geçmeden evvel sizin için hazırlamış olduğum bir tahtam var ve orada vaktimizi almasın diye bazı çizimler yaptım. Bu çizimlerin üzerinden yapacağım izahları görelim. Ondan sonra tekrar yeniden inşallah ana metnimize döneceğiz ve ana metnimizi konuşmaya başlayacağız. Şimdi daha önce de birkaç vesileyle üzerinde durduğum gibi mantık ilmi dediğimizde bunun dört tane temel konusu var. Bir, beş tümel. El külliyat hams. İki, tarif. Tanımlar. El kavlu şarih. Üç, önermeler. El-kadaya ve ahkamuha, önerme ve önermelerle ilgili mevzular. Dördüncüsü de kıyas. Mantıki kıyas. Burhan. Ve bu dört temel konu mantık konusudur. İlmul mantık bunlardan ibarettir. Fakat bütün bunları doğrudan ilgilendirdiği için lafızlar bahsinde bir beşinci konu olarak mantıkçı geleneğimizde İşlemek adet olmuştur ve dolayısıyla lafızlardan başlıyoruz ve lafızların ardından bu konuları ele alıyoruz. Lafızlar bahsimiz bitti, beş tümele geldik. Şimdi burada beş tümel konusunu ele alacağız. Beş tümel mebadidir. Konuyla ilgili bize ilkeleri ele alacağız. Temel ilkeler ele alacağız. Bu ilkelerle amacımız makasıt nedir? Amacımız nedir? Tanım yapmaktır. Demek ki külliyat-ı hamste alacağımız beş tümel kavramın hepsi tanım yapmaya yöneliktir. Yani buranın amacı bize bir tanım yapmak, tarif yapmaktır. Peki tanım nedir, tarif nedir? Zaten el-kavlu şarih'te bunu geniş ve uzun uzun konuşacağız. Tarifin ve tanımın şimdilik söyleyeceğim basit bir cümleyle anlamını bir bilinmeyeni bilinir kılmak, bir bilinmeyen hakkında bir bilgi elde etmek olarak ifade edecek olursak o zaman el-mebadi olarak altını çizdiğimiz ilkeler yani külliyat-ı hams, beş tümel bize bilgiyi sağlayacağımız temel kavramları verecek. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir tanımlamanın, bir tasvirin yani hat ve resmin hiçbirisi külliyat-ı hams olmadan söz konusu olamaz. Dolayısıyla külliyat-ı hams mutlaka ne olması gerekir? Önceden belirlenmesi gerekir. Bunun üzerinden ancak tanım ve tarif yapabiliriz. Onun üzerinden ancak biz yeni bir bilgi üretimine, yeni bir bilgiye erişebiliriz. Peki eriştiğimiz bu kavli şari, tanımlar, önermeler bizi nereye ulaştıracaktır? Önermelere. Tarifleri önermeye dönüştüreceğiz ve bunları İngilizce mantık derslerimizde de argümanlar olarak ele aldık, statementlar olarak ele aldık ve orada da üzerinde durduk. Hangi ifadeler önermedir, hangileri değildir? Bunların detaylarını İngilizce derslerimizde de
işledik kavramlar olarak. Kavli şarihte ve kadaya ve ahkamuha bölümlerinde burada da inşallah bunların detaylarını sizlerle paylaşmaya ve işlemeye çalışacağım. Dolayısıyla sevgili izleyenler, tanımlar yapmak bizi önermelere götürecek. Önermeler de bir mebadidir. Yani önerme yapacağız işte. Efendim, premise olarak İngilizce'de gördüğümüz bunlar neydi? Öncüller. Önermeler yapacağız. Öncüller belirleyeceğiz. Peki bu öncülleri niye belirleyeceğiz? Bunlardan bir kıyasa gideceğiz. Yani mebadi ve makasıt. Amaç. Önermelerden amaç bir kıyas yapmak. Peki kıyas nedir? Kıyas bilgidir. Kıyas bilginin kendisidir. Burhani bilgi. Hani Cabiri okumalarında da sürekli üzerinde durduğumuz son derslerin en temel konusu. Burhani kıyas, Aristoteles burhanı ve burhani epistemoloji üzerinde duruyoruz. Malum son dinliyorsanız şayet birkaç derstir. Bunlar da bize gösteriyor ki bilgi. Demek ki mantık ilmi bizi bilgiye ulaştıracağımız bir formu, biçimi biliyorsunuz formel mantıktan, klasik mantıktan söz ediyoruz ve biçim olarak bizi bilgiye ulaştıracak, bize bir şekil, bir şablon, bir kalıp verecek. Peki bunlar nereden oluşuyor? Dört bölümden, beş tümelden hareketle yaptığımız tanımlardan, onlardan oluşturduğumuz önermeler, önermelerden ulaştığımız bilgi, sonuç, burhan-ı kıyas. Öyleyse mantık ilmi dediğimizde bunların birbirleriyle ilişkilerini ve bu dört temel konunun, tabii lafızları da eklersek beş temel konunun son derece sağlıklı bir biçimde bilinmesi gerekiyor ki bu temel kavramları ve bu konuları hazmettikten ve hallettikten sonra artık fıkıh usulü okuyabiliriz, kelam okuyabiliriz, felsefe okuyabiliriz ve hadis usulü konularını, özellikle hadis usulüne ilişkin yazılmış birinci derecede önemli kaynaklarımızı bu çerçevede okuyarak hadis usulünün temel problemlerini ve sorunlarını diğer usulle karşılaştırmak suretiyle ele almaya hazırız demektir ve ben bu derslerimizle, akademik hazırlık derslerimiz ve danışmanlık derslerimizle siz değerli öğrencilerim ve izleyenleri götürmeye çalıştığım hedef budur. Oraya ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü orada okuyacağımız metinlerde bu konuşmuş olduğumuz hususları o kadar önemli temel bilgiler olarak kullanacağız ki bu bilgiler olmadan o metinlerin okunamayacağını ve anlaşılamayacağını birlikte göreceğiz. Nitekim hatırlatmalar yapacağım. Şimdi madem ki beş tümeli konuşacağız, o zaman beş tümeli konuşacağız olduğumuzda beş tümelin efendim neler olduğunu birazdan göreceğiz. Beş tümelin neler olduğunu anlayabilmemiz için de daha önce de çizdiğim Porfirius şeceresini bir kere daha hatırlamamız gerekiyor. Şimdi Porfirius şeceresi bize beş tümel konusunu anlamamız için son derece önemli bir şablondur. Bu şablonu anlamadan beş tümel üzerine konuşamayız. Peki ne demek Porfirius şeceresi ve beş tümel alakası? Şimdi birincisi başta ilk el cinsül evvel dediğimiz bir cinsi evvelimiz var. Bu ne demekti? Bunun üstü yok. Bunun üstü yok. Altı var, üstü yok. Yani kendisi bir başkasının altı, tabisi olmayana cinsi evvel diyoruz ve cinsi evvel cinsi hakikidir. Bunu daha önce de konuşmuştuk malumunuz. Bu cinsi hakikinin altında dikkat buyurunuz cins diye yazdım ben ama nev'i izafi olarak belirlediğimiz bakın nev'i izafi olarak belirlediğimiz nev'iler var. Aslında nev'i diye de yazalım şuralara. Cinsin altında nev'i bulunur. İlk önce nev'i yer alır. Her cins altında nev'ileri toplar. Birazdan cinsi vesaireyi ele aldığımızda bunları detaylı bir biçimde konuşacağız. Cinslerin altında neviler toplanır. Nevilerin altında fertler toplanır. İnelim. Neviler var. Bakın nevi. Bunun altında da onun fertleri toplanır. Bakın bunların her birerleri bir nevidir ve altlarında onun fertleri toplanır. Demek ki nevi altında fertlerinin toplandığı üst başlık kavram, külli kavram. Cins altında nev'ilerin toplandığı bir üst kavram, külli kavram. Ama bir kavram ki şurada olduğu gibi, bir kavram ki hem kendisinin üstünde bir cins var, onun nev'idir. Hem de altında nev'iler var,
Onların da cinsi ise, yani daha önce de konuşmuştuk, bir cins hem nev'i hem de cins olma özelliğini taşıyorsa ona ne diyorduk? Nev'i izafi, cinsi izafi diyoruz. Evet. Nev'i izafi, cinsi izafi. Altındakilere göre cinstir ama izafidir. Üstündekilerine göre de nev'idir ama nev'i izafidir. Çünkü hem nev hem cins aynı kavramda bir araya gelmiş olmaktadır. Şimdi bunları niye böyle konuştuğumuzu birazdan burayı konuşurken daha iyi anlayacağız. Şimdi cins dediğimizde buradan hemen zihnimiz şu Porfüs şeceresine gidecek. Altında nev'ileri olan demektir. Ne kadar? En sayıda. En sayıda nev'isi var. Sınırı yok. Ne kadar toplayabilirseniz. Sınırsız sayıda nev'ilerin altında toplandığı üst kavrama cins diyoruz. Altında nev'iler toplanıyor. Şimdi bunun altında toplanan, bakın bu nev, cins tümel bir kavramdır. Buna dikkat edin. Tümel bir kavramdır cins. Altında neler toplanıyor? Nev'iler. Ama bu nev'iyi almış, buraya getirmişiz. Bakın ayrı bir tümel kavram yapmışız. Neden ayrı bir tümel kavram yapmışız? Birazdan konuşacağız. Çünkü bu nev'in altında da sayısız fertler var. Ne kadar fertler var? A, B, C, en sayıda fertler var. Peki, dikkat buyurunuz. Buraya yeniden dönüyorum. Biraz renk değiştirelim. Renk değiştirmede geciktik. Evet. Bu nev'imiz var, bu nev'imiz var, bu da nev'imizdir. Peki, bir cinsin altında A, B, C, en sayıda nev'ilerimiz var. Peki, nasıl oluyor da bir cinsin altında A, B, C, en sayıda nev'iler toplanabiliyor? Bir, bunlar A, B, C birbirlerinden farklı oldukları halde nasıl oluyor da bunun altında toplanıyorlar? Onları ortak toplayan, bunun altında toplatan müşterek şey ne? Bakın bir müştereklik söz konusu oldu. El muşterek. Birazdan bu kavramları geniş olarak konuşacağız. Bunların hepsinin ortak payda diyoruz müştereke. Ortak paydası nedir ki? Onları bunun altında topluyor. İşte bu müşterek ortak payda cinstir. Ortak payda cinstir. Peki ortak paydaları cinstir. Cins demek ki altında toplanan nev'ilerin eşit ve ortak olarak paylaştıkları müşterek mahiyettir. El mahiye el muştereke. Bakın. El mahiye el muştereke. Mahiyeti falan birazdan konuşacağız. El mahiye el muştereke. Mahiyet bir şeyi, o şey ne ise o yapan şeydir. Mahiyet. Bunları felsefede daha detaylı konuşacağız inşallah. Demek ki mahiyeti muştereke A'nın da mahiyetinde, B'nin de mahiyetinde, C'nin de mahiyetinde ortak ve eşit olarak var olan şeydir. Cins. Öyle bir mahiyeti müştereki, müşterekedir ki A'nın da, B'nin de, C'nin de mahiyetinde ortak, dikkat duyunuz, ortak ve eşit miktarda bulunan şeye cins diyoruz. Peki cins A'da da bulunuyor, B'de de bulunuyor, C'de de bulunuyor, en sayıda nev'ilerde bulunuyorsa bunların mahiyetlerinin, bunların da bir mahiyeti var, birazdan konuşacağız. Bu mahiyetleri var. Bunların mahiyetinin bir cüz'ü olmuş oluyor. Bunların mahiyetinin bir parçası olmuş oluyor. Çünkü A'nın mahiyetinin de parçası cins, B'nin mahiyetinin parçası da cins, C'nin mahiyetinin parçası da cinstir. Öyleyse buna ne diyoruz? El-cüz'ul mahiyel muştereke. Demek ki cinsi tanımladık şimdi. Cins neymiş? Nev'ilerinin ortak paylaştıkları, eşit anlamda ortak paylaştıkları cüz'i mahiyettir. Onların mahiyetlerinin bir cüz'ü. Bunları birazdan detaylı ibarede de okuyacağız. Onları okurken tam olarak bunları anlayabilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Metni daha rahat okuyalım diye bu şema üzerinde durma ihtiyacı hissettim. Birazdan bu kavramları biraz daha açacağım. Zaten mantık ve felsefe şöyle bir bilim dalı sevgili öğrenciler, değerli izleyenler. Birbirlerini açarak giden paragraflar, birbirlerini açarak giden kavramlar, birbirlerini açarak giden cümlelerle devam ederiz.
ve her bir okuduğumuz metin, her bir okuduğumuz paragraf, her bir okuduğumuz sayfa bize konunun biraz daha açılımını ve açıklanmasını sağlar. Böylece yolumuza devam ederiz. Şimdi gelelim nev'e. Şimdi nev'i neyin altına koyduk? Cinsin altına. Bakın cinsin altına koyduk. Bir sürü cinsin altına nev koyduk. A bir nev'idir, B bir nev'idir, C bir nev'idir. Peki efendim ama bu A'yı, bu B'den, bu B'yi, bu C'den onları birbirlerinden ayırt eden ne ki? Bunlar bir bütün değil de ayrı ayrı topluluklar halinde, külli ve tümel olmak üzere cinsin altında toplanıyor. Demek ki burası bize doğrudan olarak bir şey ima ediyor. Bu A, B, C bize bir şey ima ediyor. Diyor ki A, B, C en sayıda nev'iler birbirlerinden farklıdırlar. Bakın. Farklıdırlar. Demek ki nev'i olmak farklı olmayı gerektiriyor. Nev'i olmak diğer nev'ilerden farklı olmayı zorunlu olarak gerektirir. Farklı değilse nev'i de değildir. Bu itibarla nev'i diğer nev'ilerden farklı olmak zorundadır. Farklıdırlar ama ortak paydaları var. Ortak paydaları ne? Cinstir. Bu mahiyeti müşterekedir. Cüz'ü mahiyeti müştereke, bu da ortak noktaları. Peki bu farklılık ne o zaman? İşte bizi bu farklılık fasıla bağlayacak. Fasıldır. O zaman fasıl külli tümel olarak neye tekabül etti? Mümeyyiz. Mümeyyiz. Birazdan bunu konuşacağız. Mümeyyize tekabül etti. O nedir mümeyyiz? O da yine mahiyetin bir cüz'üdür. El cüz, el mahiye, el muhtassa diyeceğiz birazdan. Mümeyyize, fasıla. Şöyle yazalım. El cüz bir parçadır. Neden? El mahiye. Nev'in mahiyetinin bir parçasıdır ama el muhtassa. Özel bir parça. Yani her bir nev'e özgü bir parçadır. Yani fasıl öyle bir şeydir ki A'yı B'den, B'yi C'den, C'yi D'den en sayıda farklı diğer nev'ilerden ayırt eden, ayrışmalarını sağlayan, birbirlerine iltibasın ve karışmanın önüne geçen mümeyyiz cüzdür. Mümeyyiz cüzdür ki bu mahiyetleri birbirlerinden temyiz eder. Mahiyetleri birbirinden temyiz eder. Onun için mahiyetleri birbirinden temyiz eden ve birbirlerinden ayrı olmalarını sağlayan, gösteren şey nedir? Fasıldır. Şimdi bu faslı, cinsi ve nev'i şurada görelim. Şu şemada görelim, sonra araza yeniden çıkalım. Çünkü orada da konuşacaklarımız bitmedi. Bir cümle yazdık buraya gördüğünüz gibi. El insanu insan, hayvanun hayvan canlıdır, natıkun düşünen bir canlı. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bu bir tanımdır. Bir tanım yaptık. Ama bu tanım, bakın, tariftir. Bunu tarifte göreceğiz. Tanım yaptık. Bu tanım küllilerden oluştu. Külli. Bakın, beş tümelden. El insan ne? Nev'i. El hayvan ne? Cins. Natık ne? Fasl. Bakın, üç tümel. Üç tümelden bir tanım elde ettik. Bu üç tümel olmadan bir tanım yapamazsınız. Onun için diyoruz ya, her ilim dalında eğer bir tanım varsa o ilim dalıyla meşgul olanların mantık bilmeleri zorunludur. Onun için İmam Gazali mantık bilmeyenin ilmine itibar olmaz demesi boşuna değil. Neden? Çünkü bir ilim ki tanımla, kavramlarla, ıstılahlarla ilgileniyorsa ve kendine özgü tanımları ve ıstılahları varsa o ilim dalıyla meşgul olacak olan akademisyenin mantıktan bağımsız, mantıktan uzak, mantık bilmeyen birisi olması asla söz konusu değildir. Yani tartışmaya bile açık değil. Bunları konuşacağız. Önümüzdeki 15. Cabiri derslerinde de buna değinmeyi düşünüyorum inşallah. Tam da konuları oraya geldi. Efendim, bağlantısını kuracağım. Peki buradan bu konuştuklarımızı bir anlayalım. Bakın,
İnsan nevi mi? Evet. El feres, at bir nevi mi? Evet. El hamar bir nevi mi? Evet. Peki insan bir nevi, feres bir nevi, himar bir nevi. Neyin altında toplandı? Bakın hayvan, hayvan, hayvan. Üçünün de ortak özelliği ne? Hayvan, canlı olmuştur. Öyleyse hayvan burada nasıl bir cins oldu? El cüz'ül mahiyel muştereke. Hangi mahiyetin müşterek cüz'ü oldu? İnsanın, feresin, hemarın. Çünkü el insan hayvan, el feres hayvan, el himar hayvan. Bakın hepsinin de mahiyetinin. Bakın. Peki o zaman insan ne oldu? Feres ne oldu? Hemar ne oldu? El mahiyel muhtassa. Buna mantıkçılarımız temamul mahiye derler. Temamul mahiyel muhtassa. Her biri kendilerine özgü tam bir mahiyettir. İnsan insana özgü tam bir mahiyettir. Eksik değil. Tam bir mahiyettir. Ama canlı olmak o tam mahiyetin bir cüz'üdür, cüz'üdür. Natık olmak da yine o tam mahiyetin bir cüz'üdür. Neden? Onu diğerlerinden ayırır. Peki, insan düşünen canlıdır. At, kişneyen sahil hayvanın canlıdır. El-himar, himar, nahik, anıran bir canlıdır. Mantıklar genellikle bu örnekleri ben de onları seçtim. Evet, bakın. Şu yukarıda söylemeye çalıştım. Beş tümelde cins, nev'i ve fasılın hem anlamlarını hem de birbirleriyle olan ilişkilerini ne yaptık? Belirledik. Ve dikkat buyurunuz, bunların altına çok önemli bir ifade yazdık. Zatiyun zatidir. Cins zati bir kavramdır. Nev'i zati bir kavramdır. Fasıl zati bir kavramdır. Fakat arazi has, arazi am, bunlar adı üstünde arazi tümeller, arazi kavramlardır. Şimdi o zaman önemli bir soruya geldik. Nedir bu? Arazi ile zati arasındaki fark nedir? Neden bunlar arazidir de bunlar zatidir? Zati nedir, arazi nedir? Bunları birbirinden tefrik etmemiz gerekiyor. Daha sonra tarifler ve tanımlar bölümünde de detaylı bir biçimde inşallah bunları ele alacağımız üzere sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler, zatiler ile hat tanım yapacağız. Araziler ile resim, tasvir yapacağız. Bunları da inşallah yeri geldiğinde daha detaylı bir biçimde konuşacağız. Peki o zaman zati nedir? Şimdi bu ifadelerimi ve yazacağım notları dikkatlice not almanızı ve mümkünse hafızanızda tutmasınızı istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir noktaya geldik. Bir, zati özseldir. Yani mahiyetle ilgilidir. Yani felsefi ifadeyle yazalım. Mahuvenin cevabıdır. Mahuvedir. Yani o şey nedir? O şey tam olarak nedir? Mahiyeti ifade eder, zatiler. Onun için de iki, zati olan yok olduğunda, yok olunca, zat büyük harfle yazıyorum. Zat da yok olur. O zaman şimdi bunu farklı bir renkle renklendirmemiz gereken bir yere geldik. Zati bir kavramdan söz ediyorsak önce bir zattan söz etmemiz gerekiyor. Önce bir zat olacak ki onun zati özellikleri olacak. Zat olacak, zati özellikler olacak. O halde mahiyet zatla ilgili bir şeydir. Zati de onun özellikleridir. Demek ki elimizde bir zat var. Bu masadaktır. Mahuve nedir? Masadaktır. Bir zat var. Sonra bu zatın nevi olduğunda, bakın, bu zat
Mev'i olduğunda, ki mev'i olur zatlar, mev'i olduğunda onu bir cinsin altına koyarız. Cinsin altına koyduğumuzda o cinsin altında bulunan başka nev'ilerden onu ayırt etmemiz için de bir fasıl bulmamız gerekir. Ve bu fasılın da zatî olması lazım. Öyleyse biz bir zat bulduğumuzda, bu zatı tanımlamak istediğimizde, ma huve, bu nedir dediğimizde, bunun cevabında, fi cevabi ma huve, ma huve'nin cevabında neyi arıyoruz? Onu hangi cinsin altına koyuyoruz? O cinsin altında başka hangi neviler var? Bu nevilerle hangi yönden ortaktır ve hangi yönden ayrılıyor? Bir de fasıl buluyoruz. İşte bu bulduğumuz fasıl, o da zatidir. Dolayısıyla eskiler mantıkçılarımız, özellikle şarihlerimiz bu konuyu çok son derece önemseyerek uzun uzun sayfalarca üzerinde dururlar ve çok rafine süzülmüş, çok olgunlaşmış ifadelerle bunları anlatırlar. Mesela derler ki اِذَا اِنْ عَدَمَ الزَّاتِيُّ فَنْ عَدَمَ الزَّاتُ. Peki bu ne demek? Şu demektir. Zati bir özellik yok olduğunda zat da gider. Sırayla bakalım. Çok önemli bir ifadedir. Zati olan bir vasıf, zati olan bir özellik yok olduğunda zat da yok olur. Mesela zatileri ele alalım. Üç tane zatimiz var. Natık'ı yok sayalım. Şöyle müsaade edin. Natık inne ademe yok oldu. Kim yok olur? İnsan yok olur. İzen ademen natık, ya natık ezzatiyyü fen ademel insan. Natık diye bir faslımız yoksa insan diye bir şey de yoktur. Peki natık kalsın. Hayvanı inne adem yapalım. İnne ademel hayvan. Canlılığımız gitti. Öldük ya, canlı değiliz. Yine insan gitti. Bakın. Zati özellik bunlar. Zati özellik. Peki insan gitsin. İnsan giderse bu zaten zattır. Zat giderse, bakın, zattır bu. Zat gitti. Zat gidince zatî kalır mı? Zat gitti. Hayvan kaldı mı? Natık kaldı mı? Hayır, hiçbiri kalmadı. Demek ki bunlar öyle bir üçlüdür ki, beş tümelin öyle üçlü önemli kavramlarıdır ki birbirleriyle ilgili olarak bunların üçü birlikte var olurlar. Ve birisi insan, bakın temamul mahiyel muhtassa dediği zattır. Temamul mahiye muhtassa zattır. Sonra bu temamul mahiyel muhtassanın cüz'ül mahiye müşterekesi var, hayvandır. Cüz'ül mahiye muhtassası var, nedir? O da fasıldır. Şimdi buradan değerli izleyenler, üç arazi olan öyle bir külli kavramdır ki, bakın onlar da küllidir, tümeldir. Birazdan yukarıda yazacağız. Öyle bir küllidir ki bizde inna ademe el aradiyyu la yenadim esatu la yenadim esat. Arazi yok olduğunda zat yok olmaz. Hemen örnekleyelim. Arazi has. Ne demek arazi has? Zata özgü, nev'in zatına özgü. Yani temamul mahiyeye özgü arazdır. Ama arazdır. Ne demek araz? Gördük. Yokluğunda zat yok olmayandır. Örneğin nedir? Dahik.
gülücü olmak, gülmek insan nev'ine has bir özelliktir. Hasa de diye efendim Türkçe beştümelde hasa diye belirledikleri şey hasa yani el muhtassa, el mahiyel muhtassa, el cüz el mahiyel muhtassa dediğim şeylerden bunlarda. Ama arazi, zati değil, arazidir. Neden? Çünkü insan gülme özelliğini hiç kullanmadığında da yine insan olur. Değil mi? İnsan olur. İşte bu özellik, bu özellik. Şu nevilere bakın. Bu nevilerden sadece A'ya mahsus olduğu için arazi hastır. Mesela diyelim ki ata özgü bir araz, hımara özgü bir araz, kuşa, balığa özgü bir araz olabilir. Sadece o türe özgüdür, arazi hastır. Ama A nevinde, B nevinde, C nevinde müşterek olarak bulunursa, diyelim ki nevilerin bazında müşterek olarak bulundu. Buna da arazi am diyor. Genel araz. Genel araz. Arazi has yok olduğunda zat yok oluyor mu? Hayır. Arazi am yok olduğunda hiç yok olmaz. Örneğin mesela nedir? Maaş. Bakın maaş. Yürüyücü olmak, yürümek. İnsana özgü bir şey değil ki yürümek. Hayvanlardan da değil mi yürüyenler? Kuşlardan da yürüyenler düşünürse. Yürümek deniz hayvanlarından da yürüyenleri düşünürse. Hem karada hem denizde yaşayanlar itibariyle. O zaman bu has bir araz değil, genel bir arazdır. Öyleyse bu genel arazın yok olması da zatın yok olmasına neden olmaz. Onun için arazı ağamdır. Şimdi böyle olduğunda bu beş tümelde yalnız bir şey var. Onu söylemeliyim. Buraya not diye de yazalım. Not. Araz muştak sözcük olmalıdır. Muştak sözcük. Yani araz mastar olmaz. Arapça cümleler için söylüyoruz tabii Türkçe için. Yani Türkçe'de de var da mastardan olmaz. Yani maşin meşhun olmaz. Dahikun olmaz. Dahik olmalı. İsmi fail maşin dahik olması lazım. Yani bu önemli. Yani el insanu dahikun denir. Dahikun denmez. El insanu dahikundur. Dahikun olmaz. Mastar gelmez. Ama illa mastar gelecekse demiş mantıkçılar. Zu dahikun olur. Zu gelmesi lazım. Zu dahik. Yani gülme özelliğine sahip. Yani dahik demek. Zu dahik, dahik manası. Biraz ayrıntı gibi görebilirsiniz ama bu ayrıntılar ileride bize lazım olacak. Önemli ayrıntılar olduğu için bunlara temas etmek istiyorum. Peki şimdi bu daha derse girmedik. Mukaddimeydi. Derse girmeye çalıştık. Peki tekrar başa geçelim. Mantık ilminin dört temel konusunun olduğunu söyledik. Külliyat-ı hams beş tümel. Bunlardan tarif elde ediyoruz. Kavri şarık göreceğiz. Bu tariflerden önermeler elde edeceğiz. Önermelerden kıyas yani bilgi elde edeceğiz. Porfirüs şeceresinde cins nevi'nin nasıl ayrıldığını gördük. Beş tümelde cins nedir, nev nedir, fasıl nedir? Bunlar birbirlerinden nasıl ayırt ediyor olarak gördük. Arazi am, arazi has üzerinde durdu. Şimdi burada son derece önemli bir ayrıntıya daha değindikten sonra müsaadenizle değerli izleyenler asıl metnimize okumaya geçeceğim. Bu ayrıntılı izahtan sonra metni daha iyi anlayacağımızı umut ediyorum. Fasıl da bir nev'i diğer nev'ilerden ayırt eden bir mümeyyiz özelliktir. Arazi has ve arazi am da o öde bir ayırt edici bir özelliktir. Neden onlar ayrı arazi olmuşlar da fasıl zati olmuş? Çünkü fasıl zati, tümel, tasavvuri olana karşılık gelir ve yok olduğunda zat da yok olur. Fakat arazi olanlar ise daha çok olgusal, tasdiki olana tekabül eder ve onların yokluğu zatın yokluğuna
tekabül etmez. Bu itibarla arazın da ayırt edici oluşu, faslın da ayırt edici oluşuyla iltibas edilmemelidir. Fasıl son derece önemli, zati, tümel bir kavramdır. O halde beş tümelin beşini de öğrenmek ne kadar önemliyse, bu beş tümelin üçünün zati, ikisinin de arazi olmasını ayırt etmek ve zati olan ile arazi olanın birbirlerinden nelerle ayrıldığını, hangi yönden ayrı hale geldiklerini belirlemekse bundan daha fazla, daha önemlidir. Bu efendim izahatın şimdilik en azından yeterli olduğunu düşünerek müsaadenizle asıl metnimizi okumaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, beş tümel, bugünkü konumuz beş tümel. Beş tümeli ele alacağız. Beş tümeli ele alacak olduğumuzda dikkat edin, burada müellif bize üç tane önemli üzerinde durduğum kavramı verdi. Külliye, beş tümelin beşi de külliye mi? Evet, külli tümel demek zaten. Birazdan üzerine yazacağız. Demek ki beş tümelimiz var. Beş tümelimiz var. Bu beş tümelimiz, az önce konuştuk. Külliyat hams. Hemen yazalım. Unutmayalım. Genellikle nevi'den başlarım ama ben cinsten başlıyorum. Cins, nevi. Bu ayın. Fasl. Arazi has. Arazi am. Evet. Beş tümelimiz. Külli mi? Evet. Bu külliler nasıl ayrılıyormuş? Zati ve arazi olarak ayrılıyormuş. Ayırt ettik mi? Evet. Bunlar zati, bunlar da arazidir. Üzerinde de konuştuk. Peki, ezzatiyi ve el araziyi söylemiş. Bu beş tümelden hangileri zati, hangileri arazi olduğunu söylemiş. İşaretleyelim. İşaretleyelim. Nev'i, cins, fasıl. Bakın, bunlar zati mi? Evet. Hasa, arazi hasa, arazi am. Bunlar da arazi mi? Evet. Bize beş tümeli söyledi ve bunlardan üçünün zati, ikisinde arazi olduğunu söyledi. Biz bunları zaten uzunca konuştuk. Şimdi hemen diğer vurgulamalara geçelim ve inşallah konu anlaşılarak gidiyordur. Nev'iden başlayalım. En nev. Şimdi nev'i nedir onu tanımlayacak. Mantıkçılar genelde şarihlerimiz konuyla ilgili uzun uzun isagoji şerhi yapanlarımız ya da mantık şemsiye şerhinde bulunanlarımız bu şerhlerde uzun uzun neden nev ile başladığını, niye cinsle başlamadığını vesaire uzun uzun anlatırlar. Çok kısa önemli bir hususa sadece dikkat çekerek bununla yetinmek istiyorum. Nev ile başlamasının sebebi nev'in temamul mahiye olmasıdır. Temamul mahiye. Evet. Temamul mahiye. Ne demek temamul mahiye? Yani zat olmasıdır. Diğerleri bu zatın cüz'ileridir. Cins nev'inin üstündedir. Geneldir ama onun cüz'üdür. Hatta isagoji şerhlerine baktığımız zaman genel olan, has olanın nasıl cüz'ü oluru sayfalarca tartışmışlar. Biz Muğnitullah okuduk. Bir zamanlarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimle. Onları da uzun uzun anlattım bunları. İnşallah ihtiyaç olursa ileride sizinle de mantığın farklı bölümlerini ya da mantık önemli bir şerhi birlikte okumayı düşünebiliriz. İleride ihtiyaç olduğunda inşallah. Peki burada gördüğünüz gibi nev'iden başlayalım ve nev'i tanımlayalım. Zaten tanıma baktığımız zaman ne demiş olduğumuzu daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki en nev'u nev'i huve temamul hakika el muştereke beynel cüz'iyat el mutekessire bil adedi fakat. Fi cevabi ma huve. Bir şeyin mahiyetini sorduğumuzda bu nedir dediğimizde, buraya yazalım. Bu nedir? Nedir bir mahiyet? Bir şeyin mahiyetini sorduğumuzda nedir diye sorarız. Onun için inşallah hem Cabiri okumalarımızda hem diğer okumalarımızda bu konuların üzerinde dururken Farabi'nin eserleri ve eserlerin isimleri üzerinden de bu hususlara değinmeye çalışacağım. Tabii ben
bütün dersleri birbirleriyle ilintilendirerek ve ilişkilendirerek anlatıyorum ama bütün izleyicilerimiz her bir videomu ya da konuşmamızı, bölümleri izlemiyor olabilirler. İzleyenler açısından faydalı olacağını düşündüğüm için söylüyorum. Peki biz bu nedir'in cevabında, dikkat edin, el-cüz'iyyat el-mutekessira, bakın, bil-adet, sayı bakımından, ama fakat sadece sayı bakımından, adetleri itibariyle cüz'ileri arasında eşit ve ortak bir tam mahiyete, eksiksiz tam bir mahiyete tekabül eden şeydir. Nev'i. Peki hemen bir nevi yazalım. İnsan. Peki insanın altında hemen cüz'iyatlarını yazalım. Tabii külli olunca altında cüz'ileri vardı. Kül olunca cüz'leri vardı. Bundan daha önce konuştuk. Yazalım hemen. Bakın. Hep erkekle başladığımız için artık biraz değiştirdim. Hint. Niye Arapça başladık? Ayşe. O da Arapça. Neyse. Efendim, Ali, Veli, nokta nokta. Bunlar insanın fertleri midir? Evet. Peki insan nedir dediğinizde mahiyeti neydi? İşte onları tanımda göreceğiz. Hayvanun natık. İnsan, el insan, hayvanun natık. Hayvanun natık nedir? Tamamul mahiyedir. İnsanın tamamul mahiyetidir. Yani zatın mahiyetinin tamamıdır. Ne eksik ne fazla. Tamamul mahiyedir. Peki bu tamamul mahiye, insan oluş, Hint'te, Ayşe'de, Ali'de, Veli'de, en sayıda tüm fertlerde el hakikal muştereke mi? Evet. Gerçek ve ortak mı? Evet. Hint daha fazla insan da, Ali daha az, Veli daha fazla da, Ayşe daha az insan diye bir şey var mı? Hayır. Mahiyetleri itibariyle tamamul mahiye bakımından bunlar nedir? Aynıdırlar. Mislul insan fe innehu tamamul hakikal muştereke beyne Zeydin ve Amrin vesair afradihi. Zeyd, Amr ve diğer fertlerinin tamamı için geçerli olmak üzere hakikati müşterekedir. İnsan. Evet. Ve afraduhu muştereke fi tamami hakikatiha. Nev'in mahiyetinin tamamında fertleri ortaktırlar ve eşittirler. İşte bu nevi. Peki nevi işte biz kendimiz tanımlayalım. Şuraya yazalım. Düşenmeyelim, yazalım. Nevi. Fertlerinin aynı mahiyeti tam olarak paylaştıkları külli kavramdır. Evet. Bu at için de geçerlidir, hımar için de geçerlidir, semek için de geçerlidir, tayır için de geçerlidir, hepsi için geçerlidir. Her nevi için geçerlidir. Nevi o küllidir ki, ol küllidir ki, tamamul hakikal muştereke fi cevabi ma huve. Mahuve'nin cevabında biz onun neyini görüyoruz? Fertleri itibariyle her bir ferdinde külli olan, cüz'i olanın mahiyeti, hakikisine tekabül ediyor. Cüz'i, külli tanımlarını konuştuğumuz videomuzu hatırlayın. Külli'yi, cüz'i'yi mürekkebi konuşurken lafızlar bahsinde ele almıştık. Ne demiştik? Külli'yi kül olandan, cüz'i'yi cüz olandan ayırt ederken ne demiştik? Külli, cüz'ilerine, bakın cüz'ilerine yüklem olur. Cüz'ilerine yüklem olması külli'nin ne demek? Külli, hakikatin tamamı kendisidir. Ne? İnsan. Hakikatin tamamı kendisidir, küllidir. Ve biz bunu Ali'ye de, Veli'ye de, Hind'e de, Ayşe'ye de yüklem yapıyoruz. Hind insandır, Ali insandır, Ayşe insandır. Bakın. İnsandır yüklemi ki o küllidir, nev'in adıdır, zattır, tamamul mahiyedir ve fertlerine eşit olarak
hakikati müştereke olarak tekabül eder. İşte böyle olduğunda bir nevi'den söz ediyoruz. O halde hadis ilmi, fıkıh ilmi, kelam ilmi, felsefe ilmi, aklınıza gelen tüm ilimlerde bu türdür dediğinizde, o türün altına koyduğunuz bütün fertler bu müştereki hakikati, mahiyeti taşımak zorundadır. Bu anlamı fertlere yükleyemiyorsanız, bu anlamı eşit olarak paylaşan fertleri bir şeyin altında toplayamıyorsanız nev'iden söz edemezsiniz. Bu tür nev'ileri altında toplayamıyorsanız bir cinsten söz edemezsiniz. Cinsleri altında toplayamıyorsanız, bir ilk cinsten, cinsi evvelden söz edemiyorsanız, cinsi evvelden söz edemiyorsanız varlıktan söz edemiyorsunuz. Felsefeye geçtik. El mevcut, el vücut kel adem. Yok oldu. Şimdi demek ki nev'i dediğimizde nev'in tanımı, anlamı gerek benim mukaddime olarak tahtada genel olarak izah ederken üzerinde durdum, gerekse müellifin bize ana metinde nev'in tanımıyla ilgili söylemiş olduğu hususlar, siz değerli öğrencilerimin özellikle akademik çalışma yapan, yüksek lisans ve doktora yapan, hatta doktorasını bitirmiş, doçentliğe vesaireye hazırlayan tüm meslektaşlarımın ve öğrencilerimin, bu arada hepsine başarılar diliyorum, hepinize başarılar diliyorum, bunları çok iyi kavramanız gerekiyor. İşte okumamız için makale geliyor. Öyle kavramlar kullanmış çorba, hiçbirini birbirinden ayırt eden o fasılların farkında değil. Bu tanımlamaları bilmiyor. Bu ayırdımların farkında değil. Kullandığı cümlelerin mantık açısından doğruluğunu bu mantıki şablona koyduğumuz zaman çok vahim bir tabloyla karşı karşıya geliyoruz. İşte bu derslerin ne kadar önemli olduğunu bize gösteren son derece açık, net bir ölçüdür. Yazılarımız, akademik yazıları konuşuyorum. Akademik olmayan yazıları zaten ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bu arada ben takım tutmuyorum. Bu çocukların bardağıdır. Hoca Beşiktaşlı mı diye düşünmeyin. Müsaadenizle biraz susadım. Yaz olunca havalar sıcak. Evet. Çocukluğumdan beri çok top oynadım. Amatör de oynadım. Ama hiç takım tutmadım. İyi top oynayanları severim ama. İyi top oynayanları sever. Hangi takımdan olursa olsun. Zeki top oynayanları, aklıyla, ayağı aklıyla uyum içinde top oynayanları çok severim. Bedeniyle oynayanları sevmem. Neyse, bu da bir ara fasıl olsun. Fasıl masıl dedik ya. Evet. Peki efendim, şimdi gelelim cinse. Cinsi tanımlayalım. Cins nedir? Bakalım ne diyecek müellif bize? El cinsu cins. Cinsi biz az önce ne olarak tanımladık? Bir tamamul mahiyetin, yani nev'in cüz'ül mahiye el muşterekesidir. Bir kere cins dendiğinde zihnimiz otomatik olarak neye gidecek? El muştereke. Bir müştereklik olmazsa cinsten bahsedemeyiz. Ama bu müştereklik öyle bir müştereklik ki, bakın az önce nev'ide de bir müştereklikten söz ettik. Bakın el muştereke el hakika ama. El hakikal müştereke. Bu mahiyet müştereklidir. Yani Ali'nin, Zeyd'in, Veli'nin mahiyetlerini müştereklik. Peki buradaki müştereklik nedir? Mahiyetleri farklı olanların müşterekliği. Yani cins tamamul mahiyetleri farklı olanların, yani fasılla birbirlerinden ayırt edilmiş olanların altında toplandıkları müşterek ortaklıktır cins. Bu itibarla zihnimiz her daim
Cins dendiğinde nev'ilerin ortaklığına, nev'i dediğimizde fertlerinin ortaklığına ama mahiyet hakikatin ortaklığına zihnimiz intikal etmesi lazım. Bu intikalleri zihin otomatik olarak sağlıyorsa beş tümel konu zihnimizde çok net olarak yerleşmiş demektir. Artık mantık konularının hepsini okuyabiliriz. Bu ön hazırlıktan sonra demektir. Anlayabiliriz. Bu temel kavramları artık birbirinden ayırt ediyoruz. Cins deyince zihnimiz net, nev'i deyince zihnimiz net, fasıl deyince net, araz deyince has, am, bunların hepsi de zihnimiz net. Şimdi de tanımlıyor bakın. Ve burada çok önemli bir benzerlikten söz edeceğiz. Cinsi tanımlıyor gördüğünüz gibi. El cinsu huve. Nerede? Fi cevabi ma huve. Bakın ne? Bakın. Fi cevabi ma huve. Neydi bu? Nedir? Bu nedir? Yine bu nedir diye soruyoruz. Demek ki bu nedir de bir mahiyet sorusu. Cinste de bir mahiyet var. Bir mahiyeti var. Ama bu mahiyet ile nev'in mahiyeti arasındaki farka işaret ettim. Şimdi biraz daha işaret ederek onu daha zihninizde netleştirmeye çalışacağım. Diyor ki el cins huve temamul hakikal muştereke. Dikkat duyunuz. Ortak bir hakikattir. Ortak bir paylaşımdır. Nerede? Beynel cüz'iyat, cüz'ileri arasında. Çünkü cinsin altındaki nev'iler de onun cüzleri değil mi? Yukarı gelelim, üşenmeyelim. Burada cinsimiz var, değil mi? Altında A, B, C, en sayıda nev'iler yok mu? Evet. Bu nev'iler cinsin, efendim, cüzleri değil mi? Evet. Demek ki cinsin altında da cüz'ileri var. Külli ise altında cüz'ileri olmak zorunda zaten. Altında cüz'ileri olmayan külli olur mu? Daha önce konuştuk külli konusunu konuşurken. Ele alınca. Külli dediğimizde zihnimiz otomatik olarak altında cüz'ilerin toplandığı bütün demektir. Altında cüz'iler toplanmayan bir külliden söz edemeyiz. Külli diyorsak o zaman ne olur? Altında cüz'iler toplanır. Biz de beş tümelden külliden söz ediyoruz. O halde cins de bir küllidir. Külli olduğuna göre altında cüz'ileri olması lazımdır. Bu cüz'ilerden mütekessire farklı çok olmalıdır. Çünkü tek bir türü olan cins olmaz. Altında farklı mütekessire olacak. Dikkat buyurunuz. Aradaki farka işaretliyorum. Bunu başka renkle vurgulayacağım müsaadenizle. Lütfen bu vurguya dikkatinizi istirham ediyorum. Bil adedi fakat bakın. Adet sayı bakımından. Hint, Ayşe, Ali, Veli sayı bakımından çokluktan söz ediyordum. Demek ki nev'in altındaki cüz'ilerin birbirinden ayırt edilmesi adedidir. Sayısaldır. Yani nev'ilerin altındaki cüz'iler sayısal olarak bir olur, beş olur, on olur, yüz olur, milyon olur, milyar olur. Sayısaldır. Peki aşağıya inelim. Aşağıya inelim. Beynel cüz'iyatil mutekessira. Bakın. Bil hakika. Hakikatleri bakımından. Cinsin altına neleri koymuştuk? İnsan, at, hımar. Bakın. İnsan, at, hımar birbirlerinden hangi yönleriyle ayrılırlar? Hakikatleri yönünde. İnsanın hakikatiyle atın, atın hakikatiyle hımarın aynı mı? Hayır. Ayrı ayrı. Dolayısıyla ne oldu? Hakikatleri bakımından ayrı oldu. Demek ki nev'in de altında cüz'ileri var külli bir kavram olarak. Cinsin de külli bir kavram olarak altında cüz'ileri var. Ve bu cüz'iler müşterektirler aynı zamanda. Ortaklıkları var, ortak yönleri var. Ama nev'in altındaki cüz'iyatı müştereklerin birbirinden ayırt edildiği o nokta adetken cinsin altındakilerini birbirinden ayırt eden şey mahiyet hakikattir. Umarım anlaşılarak gidiyordur. Ne zaman bu hakikat ayırdım ortaya çıkar? Onun ne olduğunu sorduğumuzda, mahuve dediğimizde, meslu el hayvan, hayvan da olduğu gibi. Hayvan bir temamul hakikal muşterekedir bakın. Ortak bir mahiyetin bütünüdür. Bütün mü? Evet, külli olmadan bütün olmaz. Ama bu öyle bir bütündür ki, ne arasında bir bütün tamamul hakikadir? Canlılık,
بين البقر والغنم وسائر الحيوانات diğer hayvanlar, diğer canlılar ile birlikte bakın inek, koyun aklınıza gelen tüm her biri ma ihtilafi ba'dihâ min ba'd bunların bir kısmı bir kısmından yani inek, koyun, keçi birbirlerinden farklıdırlar. Ne bakımından fi cüz'in min hakikatiha bakın. Bunların her birerlerinin cüzlerinin mahiyetlerinin farklılıkları bakımından birbirlerinden ayrıdırlar. Az önce nev'iyi anlatırken söylemeye çalıştığım şey. Demek ki cins öyle bir mahiyeti hakikidir ki altında toplanan nev'ileri bu mahiyeti hakikat olarak müştereke birleştirir. Altında bu mahiyetle birleştirdiği nev'ileri o nev'ilerin cüz'ilerle ilgili, cüz'iyatıyla ilgili mahiyetleri bakımından da ayırt eder. Demek ki cins nev'ileri fasıllarıyla birbirinden, birazdan fasılda konuşacağız, fasıllarıyla birbirinden ayırt eder. Fakat mahiyeti müşterekeleriyle, yani el cüz diye bahsettim ya ben tahtada konuşurken, el cüz'ül mahiye müştereke, birazdan onun üzerinde duracak. İbarede konuşacağım. Onunla da ayırt eder. Demek ki cins فَاِنَّهُ تَمَامُ الْحَك۪يقَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَسَيْرَ الْحَيَوَانَاتِ مَا اَخْتِلَافِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ فِي جُزْءٍ مِنْ حَكِيكَةٍ O bakarın, ganemin, insanın, o da hayvandır, insanın hakikatlerinin bir cüz'ü olması bakımından. Bakın, onun için tahtaya üşenmiyorum, dönüyorum, göstermek istiyorum. Geri döneceğim. Yazdığımızı görelim. Evet. Bakın, evet. El cüz'ül mahiye. Bakın, el cüz'ül mahiye dedik cinse. Nev'ilerinin mahiyetinin bir cüz'üdür. Bakın, hayvan. El insan hayvan, el feres hayvan, el himar hayvan. Hayvan, mahiye müşterekedir. Neyin altında topladığı nev'ilerin, insan nevidir, feres nevidir, himar nevidir. Bu nev'ilerin neyidir? Bunlar tamamul hakika mahiyedir. O da cüz'ileridir. Ana metne dönelim. Evet. Ve fasla geçelim. El faslu fasıl. Şimdi faslı tanımlayacağız. El faslu fasıl cüz'ün cüz'dür. Bakın şimdi. Zaten el cüz diye yazdık faslın başına. Cüz'ün cüz'dür. Neyin ama? Min mefhumul mahiye. Mefhumdan manadan da bahsetmiştim daha önce. Mahiyetin mefhumunun. Burada mefhum mana ile aynı anlamdadır, müttehittir. Aynı şeye. Mahiyetin anlamının bir cüz'üdür. Ne demek cüz'ü? Düşenmiyorum, yazıyorum. Çünkü önemli. Şöyle yazalım. El insan, hayvan, natık. Natık, fasık mı? Evet. Hayvan cins mi? Evet. İnsan nev'i mi? Evet. Peki, cins insanın mahiyetinin cüz'ü müydü? Evet. Canlı olmak insanın mahiyetinin bir parçasıdır. Tamamı değil. Çünkü natık olmadığında insan yine canlıdır ama insan değil. Bakın, cüz'üdür. Tamamı değil. Tamamul mahiye insandır. İnsan dediğimiz zaman hayvanın natık. Mefhum bakın. El mefhum. Mefhumul mahiye demek bu işte. Mefhumul mahiye el insan. Peki onun mefhumu ne? Şu. Mefhum da bu. El insan tamamul hakika mahiyedir. Mahiyettir. Mefhumul mahiye hayvanun natıktır. Buranın ayırdımına dikkat edin lütfen.
El insan mahiyettir. Hayvanun natık mefhum. İnsanla ne kastediyoruz? İnsanın anlamı ne? Hayvanun natık. Yani el insan huve nev'un. Ve mazel men ve mazel el nev'u. Nev'i nedir? El nev'u huve cevabun ma huve. Ve mazel ma huve huve el mahiye. Yani hayvanun natık. Mahiyet hayvanın natıktır. Ve bu hayvanın natık cümlede mefhumdur. İnsan da mahiyetin kendisi zattır. Böyle olduğunda şimdi dikkat buyurunuz. Böyle olduğunda fasıl. Natık fasıl mı? Evet. Natık faslın nesi oldu? Mefhumun neyi oldu? Mahiyetin mefhumunun bir cüzü oldu. Fasıl mahiyetin mefhumunun cüzüdür ne demek? Mahiyetin mefhumu ne? Kırmızıya renkleri çoğaltayım ki daha çok dikkatimiz. Mahiyetimiz ne? İnsan. Mefhumumuz ne? Hayvanun natık. Hayvanun natık iki sözcükten oluşuyor mu? Evet. Hayvan cüz mü? Evet. Natık cüz mü? Evet. Hayvanla natık birlikte mefhum mu? Evet. O zaman hem hayvan hem natık bu mefhumun cüzü oldu mu? Evet. Bakın burada da cüzdü, burada da cüzdü. Görüyor musun? Cüz de onun hakikatinin bir cüzüdür. Fasıl da onun hakikatinin bir cüzüdür. Ama bu hakikat mefhum olduğunda cüzdür. Teferruat gibi görünüyor ama çok önemli. Bunları kavramak çok önemli. Bu nedenle bu dersi dinlerken, izlerken elinizde kalem, not alarak ve dikkatlice izleyip dinleyip anlamak, anlamadan geçmemek gerekiyor. Gerekirse birkaç defa izlemek, birkaç defa dinlemek koşuluyla tabii. Bu arada bir husus daha hatırlatayım müsaadenizle. Çok özür dilerim. Derslerimin uzun olduğu, yavaş anlattığım şeklinde genel olarak geri dönüşler var. Yazılı mesajlar olarak değil de beni hani öğrencilerimiz işte vesaire görüştüğümüzde telefonda vesaire mesajlarda WhatsApp mesajında böyle söylüyorlar. Ama takdir edersiniz ki ben akademik ders yapıyorum. YouTube sohbeti yapmıyorum. Benim kanalım bir sohbet kanalı değil. Akademik ders yapıyorum ben. Akademisyen arkadaşlarımıza ve akademisyen olmak isteyen arkadaşlarımıza dersler yapıyorum. Sınıftaki dersler gibi. Ve blok dersler yapıyorum. Üzgünüm. Blok dersler yapıyorum. Siz lütfen parçalayarak, bölerek zaman zaman dinleyin. Ama ben konu bütünlüğü bozulmasın, konu bütünlüğünden kopmayalım, konu bütünlüğünden dağılmayalım diye doğal olarak bunları parçalamadan, bölmeden, uzaması pahasına, sizi yorması pahasına, sıkması pahasına yapıyorum. Dolayısıyla umarım bu derslerim siz değerli öğrencilerimin iyi bir akademisyen olmalarına, akademisyenlik formasyonuna, nosyonuna katkıda bulunması umuduyla yapıyorum. Bunu sağlarsa bu dersler amacına ulaşmış demektir. Onun dışında verdiğim zahmete katlanılabilir diye düşünüyorum. Amacına ulaşırsa zahmetine katlanılır diye umut ediyorum. Evet, şimdi diyor ki fasıl, bunu yazmıştım tahtada gördünüz zaten. Fasıl öyle bir cüzdür ki, bakın öyle bir cüzdür ki el cüz el muhtassadır. Yani hangi nev'in faslıysa, mesela insan mı, at mı, hamar mı, her neyse, hangi nev'in faslıysa ona özgü, ona özel. Yani fasıl, şöyle yazayım Türkçe, başka nev'iler ile paylaşılamayan. El cüzül muhtas, el faslul muhtas, paylaşılamayan demektir. Ona özgüdür.
Mesela natık olmak sadece insana özgür. Bu konuda Taha Abdurrahman eleştirimin birincisinde önemli ve detaylı ayrıntılara değinmiştim. Eğer izlemişseniz hatırlayacaksınız, izlememişseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Taha Abdurrahman üstadın, kulakları çınlasın, bu konuda farklı yaklaşımları var. Ona önemli bir mantıki eleştiri getirmeye çalışmıştım. Peki diyor ki, el faslu fasıl, tekrar tanıma dönüyorum. Cüz'ün min mefhumul mahiye velakinnehu cüz'el muhtas bihâdellezî, bu özgü oluşu nev'e özgülüğü nedeniyle yumeyyizuha, bu nev'i ayırt eder an cemî'i mâ adâha, diğer nev'ilerin tamamından, o cüz'iyattan, cinsin cüz'iyatının geri kalanlarından onu ayırt eder. Şöyle yazalım. Bunların her birerlerini birer nevi sayalım. A, B, C, D, E. En sayıda nevilerimiz var. Bunları birbirlerinden ayırt eden fasıl, öyle bir özgü, C'ye özel öyle bir fasıldır ki onu D'den E'den, B'den A'dan yümeyyizuha ayırt eder. Demek ki bir nevi cinsin altındaki bir nevi, yine aynı cinsin altındaki diğer tüm nevilerden net olarak ayırt eden ve o nev'e özgü başka nev'ilerle asla paylaşılamayan, muhtas sözcüğü burada önemlidir, kavrama, külli kavrama fasıl diyoruz. Neden el muhtasa dedi? Çünkü arazi olan da birazdan göreceğiz. Arazi am paylaşılıyor mesela. Paylaşılan var. Paylaşılandan ayırt etmek için böyle söyledi. Evet. Kema ennel cins, bakın cins gibi. Tıpkı cins gibi. Cins gibi. Ne demek bu cins gibi? Bu cins cüz'uha el muştereke, bakın bu da yine nev'in bir cüz'üydü, müşterek bir cüz'dü. Ellezi, öyle bir müşterek cüz'üydü ki eyvan, yekunu cüz'en lil mahiyetil uhra, diğer mahiyetlerin de bir cüz'üydü. Diğer mahiyetlerin de bir cüz'üydü. Şimdi burada iki cüz arasındaki farklılığa da dikkat çekiyor, ortaklığa da dikkat çekiyor. Şimdi fasıl nev'i diğer nev'ilerden ayırt eden, ayırt edici bir özellik olması bakımından mahiyetin muhtas bir cüz'üdür. Ama cins de yine mahiyetin bir cüz'üydü. Cüz'ül mahiyettir, müşterekeydi. Ama öyle bir cüz-i mahiyettir ki yekun cüz'en lil mahiyye, mahiyat el-uhra. Bakın diğer mahiyetlerin de bir cüz'ü. Yani cins neydi? Hayvan, canlı. Peki E canlı mı? Evet. B canlı mı? Evet. C canlı mı? Evet. D, evet. A, evet. En sayıda canlı mı? Evet. Müştereke, ortak bir cüz'den söz ediyoruz. Bunların anlaşıldığını düşünüyorum. Ama burada tahtada söylemeyi unuttum. Hemen vurgulamama müsaade edin lütfen. Rengi de değiştiriyorum. Nev'i, cins. Bunlara ne soruyorduk? Mahuve. Mahuve neyi soruyorduk? Mahiyeti. Peki fasla geldik. Fasıl. Fasla geldik. Fasıl neyi soruyor? Eyyuh. Eyyuh. Eyyuh şeyin diye soruyor. Hangi şey? Hangi ayırt edici, mümeyyiz bir sorudur. Onun için dikkat buyurunuz. Kitab-ül Huruf. Bu 15. videomda inşallah Cabir derslerinde bunların üzerinde duracağım. Farabi'nin en ünlü eseri, sizinle de inşallah okumaya çalışacağım en azından belli bölümlerini. Bakın, Türkçe'ye harfler kitabı diye çevriliyor ya, harfler kitabı falan değil. O önemli bir isimdir, önemli bir imadır. Cabir'i dersimi dinlerseniz 15. orada bunu konuşacağım.
İşte orada ma'dan, inneden, enneden, eyyüden, bu tüm edatlardan bahseder ve onların mantıki ve felsefi karşılıklarını ortaya koyar. Bu mantıkçılarla dilciler arasındaki derin kavganın kitap isimlerine yansıyan arka planıdır. Bunu inşallah Cabir dersinde arz edeceğim. Şimdi demek ki nev'i belirlemek, cinsi bulmak için mahve diye soruyoruz. Faslı bulmak için ne soruyoruz? Eyyü. Yani insan ne yönüyle, hangi tür bir canlıdır? At hangi tür bir canlıdır? Eyyü diye sorduğumuzda faslını söyleriz. Eyyü hayvan. İnsan eyyü hayvanın dediğimiz zaman natukun deriz. El feres eyyül hayvan ne tür bir hayvandır? Sahil deriz. İşte bu. وَيَسِحُ اَنْ نَقُولَ Şöyle diyebiliriz ki, şöyle demek doğrudur, yanlış değildir ki اَنَّ الْفَصْلَ يَقَوْ فِي جَوَابِ اَيُّ شَيْءٍ İrab-ı mahkidir bunlar. Demek ki daha önce cins ve nev'ide fi cevabi mahveydi. O zaman diyor biz de şöyle söyleyebiliriz ki fasıl nerede ortaya çıkar? El faslu, eynel fasıl. Fasıl nerede yer alır? Yekaul fasl. Fasıl nerede bulunur? Fi cevabi eyyü şeyin. Eyyü şeyde bulunur. Hangi şeyde? Ve şeyun, bakın bu şey kinayetun anil cins. Cinsten kinayedir. Yani az önce sordum ya eyyul hayvan. İnsan eyyul hayvan. Feres eyyul hayvan. Eyyul hayvan yani. Eyyul cins. Eyyul hayvan. Cinsi nedir? Mahiyeti nedir? Onları belirliyoruz. Nasıl ayırt ediyoruz? اَلَّذ۪ي اُرْفَ قَبْلَ السُّعَلَ عَنِ الْفَصِلِ Bu şey öyle bir cinstir ki, cinsten kinayedir ki, fasıldan sual etmeden, fasıl talebinde bulunulmadan urfe ne yapar? Bilinir. كَمَا اِذَا رَأَيْنَا şebhan min ba'idin ve arafna ennehu hayvan ve cehilna hususiyetehu fe nes'elu ve nekul eyyü hayvanın huve fî zâtihi vel cevab natık ve huve faslul insan ev sahil ve huve faslul feres ve aleyhi yattazih tariful fasl bima ye'ti ibareyi sormak. Evet, ibareyi sonuna kadar okudum. Çünkü bir bütünlüğü vardı, o bütünlükten kopmayalım diye. Şimdi tekrar konunun efendim toparlanmasına döneyim. Demek ki bu eyyü şey sorusunda şey cinsten bir kinayedir. Ve cins de fasılla ilgili bir sualde bulunmadan önce bilinir. Niye? Niye öyle bilmiyor? Çünkü cins nev'in üstündedir. Nev'i, cins bilinmeden nev'i bilebilir miyiz? Üstteki bilinmeden alttaki bilinebilir mi? Hayır. Fasıl ne? Nev'in. Nev'in kendine özgü, onu diğer nev'den ayıran şeydir. Şimdi onu soruyoruz ve şey cinsten kinayedir. Ama burada çok önemli bir ayrıntı söylüyor.
Kema idara eyna şebahan. Bir silüet gördük. Şebah, silüet. Öyle bir görüntü var. Seçemiyoruz. Min ba'id. Uzakta bir görüntü, bir silüet karşımızda var. Biz anladık ki ve arafna ennehu hayvan, canlı, hareket ediyor. Ve cehilna hususiyetehu. Hareket ediyor, canlı ama ne tür bir canlı bilmiyoruz. Bir sürü canlı hareket ediyor. Ama uzakta bir silüet var, bir görüntü var. Onun ne tür bir canlı olduğunu bilmiyoruz. Feneselu, araştırıyoruz, soruyoruz ve nekulu şöyle diyoruz. Eyyü hayvanın huve fî zâtiye. Acaba şu canlı silüet orada görünen şey zatında, bakın zat. Zatında nedir? Niye huve fî zâti, bakın. Burada kullanılan her bir kelime, çok dikkat edelim bunu. Mantık ve felsefe ileri metinleri okurken çok daha ciddi üzerine duracağız. Mahiyetini öğrenmediğimiz zaman nev'ini, cinsini bilmiyoruz. Onun o halde bu eyyü hayvan diye faslını sorduğumuzda bu eyyü sorusu bizi nereye götürecek? Onun mahiyetine, zatına götürecek. Yani eyyü sorusuna vereceğimiz cevap, öyle bir cevap vereceğiz ki verdiğimiz bu cevap bizi onun mahiyetine, zatına götürecek. Ve işte o şebahan sübiyet artık bir sübiyet olmaktan çıkıp insan olacak. Ne zaman insan olacak? Eyyü dediğimizde huve natıkun dediğimizde insan oldu. Huve sahilun dediğimizde at oldu. Nahikun dediğimizde himar oldu. Vel cevap natık, bakın. Ve huve faslul insan. İnsanın faslıdır. Av sahil ve huve faslul fares. Ve aleyhi yattazih. O halde bu durumda tariful fasl bima ye'ti. Biz yukarıda nev'in falan tarifini yaptık ya, burada da üstad kendisi yapmış. O halde net olarak faslı şöyle tanımlayabiliriz. Artık faslı şu şekilde tanımlamamız anlaşılır, açık bir biçimde tanımlamamız mümkündür diyecek ve bize bir fasıl tanımlaması yapacak. Biz de o tanımı yapalım, üstünde duralım ve ayrıntılar üzerinde konuşalım. Umarım ibareler anlaşılıyordur ve konu inşallah sizin zihninizde netleşiyordur. Peki, tanımı okuyalım. El faslu fasıl, bunu vurgulayalım. Fasıl. Huve. Fasıl huve. Cüz'ul mahiyetil muhtassa biha. Bakın. Mahiyetin kendisine özgü bir cüzdür. Yukarıda konuşmuştuk. Natık cüzdür çünkü. Ama öyle bir ona özgü mahiyetin cüzüdür ki el vakıya gerçekleşir. Fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi. Zatında. Yani temamul hakika. Temamul hakika olarak nedir? Tamamul hakika olarak diğer canlılardan, diğer müşterekelerden farkı nedir sorusunda bu mahiyetin bir cüz'ü olmak koşuluyla, cüz'ü, bakın yukarı çıkmama izin verin lütfen, şuraya bakın, cüz'ü, gördünüz mü? Hayvan da bir cüz, fasıl natık da bir cüz'dür. El insan neydi? Mahiyetti. Hayvanun natık neydi? Mefhumdu. Fasıl neydi? Bu mefhumun, mahiyetin, mefhumunun cüz'üydü. Cüz'ü min mefhumul mahiyeydi. Yani tekrar öğrenelim. Bunu anlatıyor. El faslu huve cüz'ul mahiyetil muhtas biha el vaki fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi. Zatında o şeyin diğer zatlardan ayrı olduğunu sağlayan reel gerçeklikte fil hariç objektif ve olgusal olarak onun kendisinde zat olarak ne olduğunu belirleyen şey fasıldır. Şimdi taksimata geldik.
Burada taksimat ve onun taksimatları var gibi duruyor. Beş tümel konusunda baktım saatime de bayağı olmuş. Neredeyse 80 dakika olmuş. Artık hocam yeter artık Allah aşkına diye sizi isyan ettirmeyeyim. Hoşgörünüz ve izninizle taksimatta kalalım. Yine bir özetle, kısa bir özetle bu konuyu taksimata bağlayayım müsaadenizle. Burada kalalım. Onu da işaretleyelim, vurgulayalım, kalalım. Kırmızıyla vurgulayalım taksimatı. Evet, burada kalalım. İnşallah sağlık ve afiyetle bir sonraki mantık dersimizde beş tümeller konusunda bu konuyu efendim bölümlemeye başlayacağız. Çünkü tarif ve tanımda bu bölümlemeler bizim çok işimize yarayacak. Bunları hiç acele etmeyelim. Sindirerek, hazmederek devam edelim. Hepinize hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.